Ne işe yarıyor? Arkadaşlar merhaba. Ömer Asaf çiftliğinden Ankara Hasıl Ufuk abinin yapmış olduğu sisteme dezenfeksiyon. Gördüğünüz gibi ahılın içi şu anda duman. Su dumanı abi. Ağır içinde su dumanı abi. Homojen bir karışım. Serinliğe de iyi faydası olur. Aynen abi, yazın hayvanları serinletmek için 10 numara ideal bir şey. Artı ahalı dezenfekte etmek için içine dezenfekte suyla sarılır. Bitkiler böyle sonra sarılır. 10 dakika sürmüyor. Hayvanlar çıktı gitti. İlaçla bitti. Bire kalmaz, duman olur. Abi süper satılmış abi. Allah'a bak ya. Ya biz bunu iki amaçlı kullanacağız. Bir evet, dezenfekte, bir içine sinek ilacıyla ilgili. Ahılda sinekle ilgili hiçbir şey kalmaz abi. Sinek en önemli faktör abi. Kesinlikle. Ufuk abi. Burada vallahi mantar bile ne sana değil. Bak güneşleri göster abi. Hayır abi. Sis bulutunu gör abi. Homojen bir şekilde. Su yok. Uçan su var. Abi normalde bunlar kafelerde yapılıyor insanlar için. Aynen, aynen. Bizim amacımız ne? Hayvan refahı abi. Biz hayvan için çalışıyoruz. Neden? Hayvanın dili yok. Aynen. Var da konuşamıyor. Abi, huzurlu hayvan verim artar. Aynen. Arkadaşlar mutlu, buradan hayvan mutluluğu demek. Şuradan gördüğünüz gibi. Mutlu olan hayvan verir abi. Aynen. Mutsuz hayvan hiçbir şey vermez. Bak abi şuna bak. Gökkuşağı bile oluştu bak şurada. Ben çekiyorum gökkuşağını çekiyorum. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olun. Şurada altın. Bildirimini açın. Yerde altın var derler. Bütün videoları paylaşacağım. Burada hayvancılıkla ilgili güzel güzel paylaşımlarımız oluyor. Bilgilendirici. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Evet, içerisi de serinliyor abi. Bu arada satılmış abi burada Ekin Çadır. Selamlar. İlk yapmış olduğumuz çadır birinci çadırımızdı geçen sene. Daha sonra satılmış abi, buyur gel istersen. Ufuk abi sana çok teşekkür ediyorum. Diğer videoları paylaşacağız. Eyvallah. Arkadaşlar süper. Şu anda gördüğünüz gibi Ömer Asaf, Merinolandschaf Çiftliği damızlık üretim çiftliğindeyiz. Burada daha yeni gelişmelerimiz var. Çadır konusuna geleceğim. Bir pireler için hayvanlar nereye çıktığında bu şekilde hazırlanıyor. Bu daha önce yaptırdığım ikinci çadır. Satılmış abi ikinci çadırı yaptırdık. Ekin çadır olarak yurdumuzun dört bir köşesine. Ekin çadıra daha sonra şimdi hayvanlarımız arttığı için üçüncü çadırımızı istedik. 24'e 12 metre uzunluk. Tabii bu çadır yanında küçük kaldı. Dubleks oldu. Evet. Evet. Çadırımız gerçekten... Ha, çadır konusuna gelince kesinlikle öneriyorum. Sebep... Bazı arkadaşlar bana soruyor. İşte içeride buhar yapıyor mu? Terleme yapıyor mu? Terleme kesinlikle yok arkadaşlar. Havalandırmalar güzel olduktan sonra... Ekin çadırın en güzel şeyi pencere ve havalandırma sistemi. Demirleri 2,5 milim kalınlığında. Yeni sistem. Yeni sistem. 2 yıl işçilik garantisi, 10 yıl çadırın garantisi var. Yırtılmadığı sürece zaten 20 yıl kullanırsınız. Üçüncü çadırı yaptım. Aynı zamanda pencerelerimiz kenarına kuş girmez. Tabii evet. Girmez. Yani pencere önlerinde kurt, tilki, çakal. Böyle kuş girmez tel ızgaralar var. Şeffaf gün ışığı alıyor içeriye. Mahyalar, 6 tane mahya koyduk. Bu çadıra 18 uzunluk var. Bu 24 uzunlukta 7-8 tane mahyası var. Evet. O konuda çok hassas satılmış abi kendisi de. Özellikle biz öneriyoruz. Özellikle. Evet. Çadırın içi de bu şekilde. Bir taraftan bacalar açılıyor. Diğer tarafta mesela... Şu anda yapım aşamasında bacaları aşıyoruz. Pencereler daha açılmadı. Açılacak. Şeffaf pencereler. Özellikle güneş ışığını görmek için. Çadırı bu taraftan birleştireceğiz diğer çadırımızla. O kapı çaldı. 50 metre olarak. Şurada bir kapı, evet, var. Abi. Yan çadırdan gösterelim istersen abi. Evet, öbür çadırdan bakalım abi. Oluyor. Değişik bir sistem oldu o da. Ahmetciğim merhaba Ahmetciğim. Bunun içini bir gezelim. Seni özledik. Ahmet, nasıl, serin miydi bu yaz? Nasıldı? Evet, yaptı şiştik ya. Şu an ölçmedim ama ısı olarak. Abi o... Biraz önce hayvanlar vardı. Aynı, değişmiyor. Hayvan olsa da değişmiyor abi. Isı değişmiyor. Burası 16 derece var mı? 16 derecelerde falan, 14-16 derece. Buradan birleştireceğiz çadırımızı. Avanda şey abi, işte ürünün başında bulunuyoruz, tekrar geliyoruz, ziyaret ediyoruz ya. Evet abi. Ziyaret sırasında hataları ben görüyorum. Veyahut da müşteriler dile getiriyor. Hemen üretime anında şeye geçiyoruz, devreye geçiyoruz, hemen değiştirelim. Mesela senin ilk yaptığın çadırda ve ondan önceki çadırlarımda pencereler 50'ye 70. Evet, küçüktü abi. Şimdi olmuyor, kısa yer olmuyor abi. Şimdi yani pencereler büyük arkadaşlar. Bir de şöyle bir konu var. Pencere sistemindeki özellik çapraz olduğu için aşağıya kadar açılıyor. Bir abi açar mısın? Ayarı var. Nereye giderseniz. Gel oğlum. Maşallah. Nereye giderseniz. Evet. Rüzgar çarpma şansı yok. Buradan çıkan rüzgar direkt mahyalarla dışarıya çıkıyor. İçerisi çok koku da yok. Aynen. Koku da yok içeride. Koku da olmuyor. Havalandırma iyi olduğu için. Aynen şurada gördüğünüz gibi. Bu şekilde üretimini yapıyoruz. Yurdumuzun dört bir köşesine. Evet. Biliyorum abi, biliyorum. Türkiye'nin her yerine gidiyorsun. Evet, büyük çadır ama sen de abi başladın. Hayvanları götürüyorsun. Beni geçtin maşallah. Abi biz de Türkiye her yerine kapı kapı teslim ediyoruz inşallah. 24 saat direksiyon sallıyor. Kuzu teslim edeceğim diye. Orada bile ne fark ediyor değil mi? Kendini teslim ettiğin kuzuyla. Tabii tabii, fark etmez mi abi? Abi şey... ben en azından şeye gidiyoruz. Yani gittiğimizde hayvanı, refahını düşünerek gidiyoruz. Durduğum noktalarda arkadaşlara orada sağ olsunlar yem, su ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Evet. Mesela bugün kepçemiz geç kalma bir sıkıntı oldu. Ne yaptık? Elimize aldık kürekleri. Evet, örtülecek. Bu olması gerek. Evet, şuradaki pencere çok önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. Kapının tam üstündeki. Çadırı olan, başka bir firmada olan arkadaşlara da söylüyorum. Yaptırın arkadaşlar. Kapının üstüne pencerenin, hatta iki kapının, benim şimdi karşıda şey olduğu için o da açılacak birazdan. İki tarafta karşılıklı ceyran yapsın, hiçbir sıkıntı olmaz. Bunu şu çadırda tecrübe ettik. Aynen şu çadırda tecrübe ettik. Evet, bu çadırda, bizim ilk çadırda bayağı bir terleme vardı. Sonra bu pencereyi açtık. Açtıktan sonra çok güzel değişim oldu. Geçelim içine. Yükseklik bayağı bir fark etti. Abi yükseklik çok. Abi şöyle, aç şöyle. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrar, yeni katılanlar var. Soru sormak isteyenler yazabilir. Yükseklik çok iyi. Abi kaç? 6 metre. 6 metre değil mi yükseklik? 6 metre yükseklik orta. Genişlik 12 metre, 24 metre uzunluğumuz var. Burayı doğumhane olarak kullanacağım abi burayı. Öteki çadırı da doğumhane olarak yapmıştık ama evet, oraya yonca ve otlarımızı koyduk oraya. Şimdi buraya iki direğin arası 3 metre, 1,5'a 1,5 padoklar yapacağız şu şekilde. Doğumhane olacak. Bu bölüm komple ve karşı bölüm de aynı şekilde padok bölümüne geçecek. Ortayı da annelere bırakacağız. Doğumhanemiz burada gerçekleşecek. 2 metre çap var. 1,5, 1,5, 3 gitti. 3 gitti. Geriye kaldı 9. Yeterli abi. 9'a 24 bir sanat. Yeterli abi. Sana. Çok güzel. Şu makası da pratik bir... Evet, şöyle. Bittikten sonra padokların işi bittikten sonra iki makas arasını alıp tüm malzeme arkada kalıyor, yer kaplamıyor. Aynen öyle. Allah utandırmasın abi. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Mahsun abim teşekkür ederim. Senin kuzular bu ay doğumlarımız başlar inşallah. Kesinlikle bundan taviz vermiyoruz. 2 kat galvaniz uygulaması, 1 kat beyaz galvaniz, diğer kat sarı galvaniz, onun üzerine 1 kat astarın üzerine keçe, izopetrol dediğimiz, ismini farklı dillerle telaffuz edelim. Onun üzerine 1 kat alüminyum folyo, üst tarafı folyo kaplı, içi hava kabarcıklı, onun üzerine de dış koruma brandası 650 gram metre kare ağırlığı olan brandamız. Yanlarda 4 sağda ve 4 solda 2 metreye 50 santimetre genişliğinde önce diğer çadırda göstermiş olduğumuz havalandırma şafla pencere sistemimiz. Pencere sistemimizin üzerinde rüzgarın havayı her ne olursa olsun daradaya şu şekilde yukarıya doğru giderekten hayvanların içerisindeki oluşturmuş olduğu pis koku, bakteri vesaire gibi. Abi tamam abi, buradan rüzgar vurduğunda direkt mahyalardan çıkış yapıyor abi. Orta kısımda 6 metre olan noktada toplanıp çıkıyor abi. Aynen. Bir de bu malzemenin UV'ye katkılı. Aynı zamanda gün ışığının da hayvanlara faydası var. UV ışığının zararlılarını içeriye almıyor abi. Ben onu aynısını hemen şuradan camı açarsan abi göstereyim. Şu karşıda gördüğünüz gibi pencerelerimin hepsine onu yaptım. UV ışınlarının iyi olanı içeri, kötü olanları dışarıda kalıyor. Bir de ışınların kuzulara da faydası var. Güneşin tabii ki abi, güneşin faydası var abi. Tutmada, büyümede ve zararlı bakterileri, zemindeki bakterileri öldürmede. Ben bu zeminin hemen hemen kuzuların olduğu bölümün altını şey yapacağım, ızgara var benim. Tamam. Tahta ızgara yapacağım. Kuzuların altı ve annelerin belli bir bölümü tahtadan olacak abi, tahta olarak kalacak. Ne derlerdi eskiden? Aydın Yaman abi. Abi telefonla ara beni Mahsun abi. Satılmış abi burada. Detayları söylersen ha. Olmama sebebi nedir? 12 çarpı 24 yapıyorsun Aydın abi. Çarpı. Allah'a emanet olun. TL. YouTube kanalıma, Instagram'a abone olun. Abi. Bildirimi açın. Ankara'ya orada paylaşacağım arkadaşlar. Bayağı bir videom var. Sırada bekliyor hepsini teker teker. Koyunculukla ilgili, yemle ilgili, beslemeyle ilgili, rasyonla ilgili yapmış olduklarımı paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.